Herkese merhaba. Bugün Altan Bey ile beraberiz. Altan Bey hoş geldiniz. Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok Merhabalar. teşekkür ederim. Altan Bey şöyle başlayalım. Öncelikle Perform Portföy daha çok nitelikli yatırımcılara danışmanlık veren bir şirket. Şimdi nitelikli yatırımcıyla günümüzdeki konjonktür ve küçük yatırımcı arasındaki fark nedir tam olarak? Yani şöyle aslında Perform Portföy bir portföy yönetim şirketi. Burada şu anki mevcut fonlarımız serbest fonlar. Tabii kural gereği de serbest fonlar şu anda nitelikli yatırımcılara satılabiliyor, hizmet verebiliyor. Ama bu sadece onlara yönelik olmak zorunda demek değil. Yarın öbür gün başka fonlarımız da olur. Biraz talebe yönelik oluyor açıkçası bizde. Bizim yapımız, şu anki yapımız mevcut durumda daha belli bir kesime hizmet vermek yönünde. Ama bu her an veya ileride değişebilirdi. O yüzden fonların niteliğine göre tabii işte buna talep edecek yatırımcı da hedef kitle de değişebilir. Şu anda mevcut da serbest fonlarımız var. Onlar da nitelikli yatırımcılara satılabiliyor. Talebi en azından hitap ediyor diyeyim. Genel olarak baktığınız zaman serbest fonlarda bir nitelikli yatırımcı olma ibaresi, olma kriteri var. Bu da mevcut kurallara göre belli bir tutarın altında olmayan hesaplar için geçerli. Tabii bu tutar geçmişte belirlenmiş. Şu anda belki biraz daha afaki bir tutar gibi görünüyor. Muhtemelen güncellenecektir belki ilerleyen dönemde. Nitelikli yatırımcı dediğimiz aslında işte belli bir tutarın üzerinde olan, kendini nitelikli adlettiren ve piyasalarla ilgili bilgi sahibi olan yatırımcı grubu. Ancak bu kavramlar tabii yani hepsi değişebilir kavramlar. Yani nitelikli yatırımcı demek aslında isminde olan işte hani parası çok olanın niteliği daha iyidir demek değil. Biraz daha o parayı daha önce yönetmiş, biraz az çok riskin farkında olan gibi gibi kriterleri içinde barındıran bir tanım aslında. Yoksa hem aracı kurumlar hem portföy yönetim şirketleri hesap açılırken biliyorsunuz işte bir uygunluk testi yapılıyor, bir yeterlilik testi yapılıyor. Burada zaten yatırımcının risk algısı, beklediği şeyler vesaireler zaten puanlanıyor. Buna göre aslında alabileceği ve yatırımcısı olabileceği ürünler de belirleniyor diyebilirim. O yüzden çok kavramları da takılı kalmamak lazım. İşte nitelikli yatırımcı, küçük yatırımcı, profesyonel yatırımcı, kurumsal yatırımcı bunların hepsinin tabii belli bir karşılığı var. Ama hani çok da buna takılı kalmamak gerekiyor. Ama kural gereği şu anda nitelikli yatırımcılarda belli bir alt limit aranıyor. Yani tutar olarak ilk akla gelen kriter bu. Ben önümüzdeki dönemde bunun da değişebileceği kanaatinde. 1 milyon TL şu anda çünkü alt limit. Bu belki geçmişte önemli bir tutardı ama şu anda baktığınız zaman hem enflasyonla hem de mevcut kurla beraber düşündüğünüzde çok önemli veya geçmişe nazaran çok büyük bir tutar gibi görünmüyor. Son 1-2 senelik enflasyonu zaten düşündüğünüzde belli bir düzen belki güncellemeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden yani bu alt limit de değişecektir ama şu anda nitelikli yatırımcı dediğinizde 1 milyon TL'nin üzerinde bakiye sahibi olan olmasa da ben nitelikli yatırımcıyım ibaresine veya ibrasını yapan yatırımcı nitelikli yatırımcı olarak addediliyor ve bizim ve benzeri serbest fonlarda yatırımcı olabiliyor. Çok sağ olun Altan Bey. Enflasyondan bahsetmişken enflasyondan dolara geçelim. Şu anki güncel Mehmet Şimşek'in gelmesiyle beraber esen olumlu hava esmeye devam edecek mi? Mart'a kadar mı böyle devam eder? Dolar hakkındaki görüşleriniz neler şu anda? Bunu biraz daha geniş düşünmek lazım. Yani Mayıs'taki seçimin ardından hemen ekonomi yönetimi değişti. Ve ekonomi yönetiminin şu anda ciddi şekilde piyasa tarafından bir karşılık bulduğu görünüyor. Tabii bu iş genelde şöyle olur. İşte bir yönetim geldiği zaman öncelikle bir yol haritası ortaya konur. Beklentiler ortaya konur. Söylemler gelir. Ardından bunların eyleme dönmesini bekleriz. Yani tüm dünyada böyledir. Piyasada bunu bekler. Bu gerçekleştikçe kredibilite artar. Bu da fiyatlara yansır zaten. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz, en azından son 5-6 aydır gördüğümüz tamamen bu. Hazine Bakanlığı Mehmet Şimşek önemli bir figür yatırımcılar adına geçmişten kalan ve kredibilitesi çok yüksek bir kişi. Dolayısıyla onun var oluyor olması
şu anda zaten önemli bir kredibilite sağladı. Daha sonrasında bir yol haritası ortaya kondu ve bu yol haritasında kademe kademe söylemlere, eylemlere geçmeye başladı. Ama daha önemlisi bence özellikle Merkez Bankası tarafında çok ciddi, güçlü bir kadro kuruldu. Yani sanıyorum piyasada kimse bu Merkez Bankası kadrosu ile ilgili olumsuz bir ifade kullanamaz diye düşünüyorum. En azından tabii ki icraatlara bakacağız ama mevcut durumdaki yapı ve kadro oldukça güçlü. Benim yani hatırladığım en güçlü kadrolardan biri. Cevdet Hoca olsun, Sayın Başkan olsun, diğer iki hocamız içerideki para politikası kurulunda. Dolayısıyla buraya karşı bir kredibilite açıldı. Bunun da fiyatlamalara yansımasını gördük. Kurda tabii birçok denge var gözetilmesi gereken. İşte enflasyon bunun bir bacağı, dış ticaret bir bacağı, psikolojik olarak algısı başka bir bacağı tabii. Dolayısıyla bütün bunların ayarlanması çok kolay olmuyor. Biraz zaman alıyor. Şu anda açıkçası biraz daha yukarıda olmasını beklerdim. Ben yıl sonuna kadar biraz daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Zaten 2024 yılında da orta vadeli plana baktığınızda en azından enflasyon kadar değer kaybeden bir TL var. Ben biraz daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum ama burada önemli olan şu. Bu açılan kredibilitenin ve yol haritasının yatırımcı ne kadar geçtiği ve yatırımcı tarafından ne kadar teveccüh gördüğü önemli. Burada bahsettiğim yatırımcının büyük bölümü her zaman bahsedilen yabancı yatırımcı. Çünkü döviz getirecek olan onlar veya doğrudan yatırımcı da olabilir. Gelecek olanlar. Bunun için biraz daha öngörülebilirlik gerekiyor. Bu da sizin söylediğiniz gibi aslında yerel seçimden sonra biraz daha netleşecek. Sebebi şu, yerel seçimlerin fiyatlamaları etkisi bence yok. Ama sonuç itibariyle bir istikrar arıyor kurumsal yatırımcılar, büyük kurumsal yatırımcılar, uzun vadeli yatırım yapan yabancı yatırımcılar. Bunun için de yerel seçimden sonra ortada artık bir seçim veya bir siyasi açıdan istikrarı bozacak bir durum olmaması, bunun verdiği manevra alanıyla Mehmet Şimşek'in ve diğer bürokratların görevlerinde kalacağı, ki aslında bunu düşünmek bile çok hoş değil ama düşünüyoruz şu anda. Eğer görevde kalırlarsa, ki ben kalacaklarını düşünüyorum, uzun süre ekonomiyi yönetirlerse biz ve yabancı yatırımcılar, tüm piyasa katılımcıları bu kredibiliteyi açar. O zaman bahsettiğimiz enflasyon kadar değer kaybı da TL'de görülmeyebilir. Ama bu tabii dediğim gibi söylemlerin eyleme dönmesi ve mevcut yönetimin aynı şekilde devam etmesiyle ancak olabilir. Bundan sonraki süreç çünkü artık riskin fiyatlanması, yani risk primi bakıyorsunuz şu anda belli seviyelere geldi. Bundan sonrası için zaten mevcut reel faiz, beklenen enflasyona göre verilen reel faizle beraber yabancı yatırımcı biraz da öngörülebilirlik artarsa gelir. Geldiği takdirde zaten kurunda risk azaldığı ortamda enflasyondan daha az yükseldiğini göreceğiz. Yani TL'nin daha az değer kaybettiğini göreceğiz diye düşünüyorum ama mevcut bulunduğumuz seviyeden daha yukarıda bir yerde olur diye düşünüyorum. Çok sağ olun Altan Bey. Buradan şeye geçmek istiyorum. Şimdi bazı bilançolar gelmeye devam ediyor. Bazıları geldi. Şimdi bu bilançolara baktığımız zaman bazı şirketlerin kasalarında döviz var mı yok mu diye bakıyoruz. Şimdi dolar TL'yi konuştuk. Dolar TL artarsa hangi şirketlere yarayabilir sorusuna geçebiliriz. Bu bilançolar gelmeye devam ettikçe hangi sektörleri beğeniyorsunuz? Hangi sektörler birazcık daha arka planda kalıyor size göre? Şimdi tabii bu geçmişte belki hani 2015-2018 arası ve hatta 2018-2020 dönemi, yani iki ayrı dönem olarak düşündüğümüzde çok daha önem arz eden bir konuydu. İşte şirketlerin döviz pozisyonları, oradaki dövizdeki oynaklık şirketlerin bilançolarını ciddi oranda etkiliyordu. Hala etkiliyor tabii ama geçmişe nazaran baktığınız zaman bilançolarda FX riski eskisi kadar yok. Bu nedenle şu anki kur hareketlerinde tabii ki zaman zaman döviz borcu olan şirketler üzerinde hem de aynı zamanda işte fonksiyonel para birimi döviz olan şirketlerde bambaşka hareketler görüyoruz. Ama eskisi kadar daha sert değil bu veya eskisi kadar kalıcı olmuyor. Çünkü hem hedge oranları arttı hem de aslına bakarsanız hem hane halkı hem de şirketlerin borçlulukları dolar bazında biraz daha azaldı.
Böyle düşündüğümüzde bilançolarda eskisi kadar risk barındırmıyor. Bu açıdan belli dönemlerde hani işte belli sektörlerde bu çok yoğunlaşıyor. Mesela enerji sektöründe eskiden döviz riski çok fazlaydı. Hala var ama biraz da azaldı diyebilirim. Öte yandan telekomünikasyonda yine döviz riski vardı, döviz borçlanmaları sebebiyle. Ama şu anda eskisi kadar yok. Onu net olarak söyleyebilirim. Tabii burada şu da var, şunu da düşünmek lazım. Artık enflasyon muhasebesi konuşulduğu için önümüzdeki sene borçlu şirketlerin daha avantajlı olduğu bir durumda ortaya çıkabilir. Son dönemde listeler paylaşılıyor. Burada tabii case by case bakmak lazım. Yani şirket şirket bakmakta fayda var ama genel olarak duran varlığı yüksek olan oran olarak duran varlık oranı yüksek olan ve işte borçluluğu biraz daha yüksek olan şirketlerin enflasyon muhasebesinde en azından bilanço değişimi anlamında biraz daha faydalanabileceği bir ortama giriyoruz diyebilirim. Bunu öyle geçeyim. Bilançolara göre hangi sektörler ön plana çıkıyor dediğiniz zaman tabii konu biraz daha farklılaşıyor. Çeyrek çeyrek de bu çok değişiyor açıkçası. Bu çeyrek çok fazla ertelenmiş vergi geliri gördük. İşte sebeplerden bir tanesi kur olabilir tabii. Öte yandan da işte geçmiş dönemde yine bu daha önce mesela ikinci çeyrekte biraz daha vergi gideri vardı. İlk çeyrekte vergi geliri vardı. Bu çeyrekte biraz daha ertelenmiş vergi gelirinin etkilerini gördük. Ki ikinci çeyrekte dövizden kaynaklı bir finansmandan kaynaklı ve faaliyet dışı karda bazı bilançolarda çok daha yoğundu tabii dövizdeki hareket sebebiyle. Bu üçüncü çeyrekte daha yatay bir kur hareketi olması sebebiyle bu kadar görmedik. Sektör olarak düşündüğümde tabii bu sektörün yani bu çeyreğin yıldızı tabii en yüksek sezon olması sebebiyle havacılık sektörüydü. Onun dışında otomotiv sektörü de bence beklentileri aştı zaten ama bence iyi bir bilanço dönemi geçirdiler. Perakende zaten tüm yıl için iyi ki bence önümüzdeki yılda aynı şekilde olacak. Ve bankacılık sektörü yani bu dört sektör en ön plana çıkan sektörler. Bunun dışında tabii sigortaları sayabiliriz, faktöring sektörünü sayabiliriz, telekomünikasyonu sayabiliriz ki yine güçlü bilançolar gördük. Burada önemli olan şu, yani yatırımcılara şöyle bence anlatmak lazım. Şimdi üçüncü çeyrek finansalları geldi. Bu finansalları değerlendirip ne kadar devam edeceğini kestirmek lazım. Yani sadece bilanço önü ve arkası yatırım yapmak tabii bir belki stratejidir ama bence çok doğru bir strateji değildir. Bu çeyrekte havacılık sektörü çok iyi geldi doğru. Ama bundan sonraki çeyreklerde baktığınız zaman ki bu çeyrekte de aslında geçen seneye göre ve önceki çeyreklere göre euro bazında, döviz bazında ki bu havacılık şirketlerinin en azından hava yolu şirketlerinin iki tane bu şirketlerin fonksiyonel para birimi döviz. Böyle baktığınız zaman oradaki operasyonel karlılıkların döviz bazında aşağı geldiğini göreceksiniz. Fiyatlar da aşağı geliyor. Dolayısıyla en yüksek sezon olmasına rağmen şu anda o tarafta artık tepelere yakın. Bundan sonraki süreçte biraz daha mevcut fiyatlara göre hala eskisi kadar potansiyelin barınmadığı bir ortamdayız bizce. En azından ben onu kendi fikrim olarak dile getireyim. Onun dışında ama mesela bu çeyrekte bilançosu iyi gelen perakende sektöründe hala bence potansiyel var. Aynı şekilde telekomünikasyon sektöründe öyle. 2024 sıkılaşmanın biraz daha yoğun hissedilebileceği bir sektör. O yüzden iş talebe bağlı sektörlerden biraz uzak durmakta fayda var. En azından oradaki ağırlık çok yüksek olmamalı. Burada aklı tabii en az etkilenecek olanlar geliyor ki sağlık sektörü bunlardan bir tanesi. Hastaneler, sağlık sektörü bundan az etkilenecekler ki bence performans olarak şu anda zaten bunu gösteriyorlar. Önümüzdeki sene de bunu yine gösterecekler. Yanlarına da bence mali sektör eklemek lazım. Mevcut durumda bankacılık sektörü ve mali sektörü yani holdingler, factoring, bankalar, finansal kiralama, aracı kurumlar gibi bu sektörler içinden şirketleri seçerek tabii önümüzdeki 12 ay dönemde daha güçlü bir performans ortaya koyabilirler. Sebebi bu sektörlere ilişkin uygulamalar ve tedbirlerin, düzenlemelerin biraz daha sadeleşmesi, daha serbest piyasaya dönmesi. Böyle olduğunda bu şirketlerin zaten geçmişte ne kadar iyi yönetildiğini gördük. Halihazırda görüyoruz. Dolayısıyla oradaki performansın ben
bilanço performansı olarak da fiyat performansı olarak da devam edebileceği kanaatindeyim açıkçası. Altan Bey, ben şeyi sormak istiyorum. Az önce enflasyon muhasebesinden bahsettiniz. Bu enflasyon muhasebesinin bankacılık sektörüne, bankacılık bilançolarına etkisi iyi yönde mi olacak yoksa kötü yönde etkileyebilir mi? Şimdi aslına bakarsanız değerleme olarak baktığınızda yani çarpanlara etkisi var tabii. Ama yani şirketin sonuç itibariyle yani faaliyetinde, bilançosunda aslında çok fazla değişen bir şey yok. Ama tabii gösterim olarak bir farklılaşma olacak. O karlar öyle görünmeyecek belki vesaire vesaire. Şimdi enflasyon muhasebesini aslında çok genel olarak şöyle değerlendirmek lazım. Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler nezdinde değerlendirip sektörün içinde de şirketler seçilebilir. Ama tabii bankacılık sektörü genel olarak parasal kalemlerden oluşan sektör ve bilanço yapısına sahip. Bu açıdan baktığınızda belki en çok etkilenecek sektör gibi görülebilir. Ama bir o tarafta da buna yönelik daha önceden neredeyse son bir yıldır en hazır sektörde bankacılık sektörü açıkçası. Ama tabii sektör içindeki temsilcilerin son dönemde buradan biraz daha muaf tutulması, en azından o istekleri, bu tip haberler gördük. Bunun sebebi de şu, son 2 senedir bankacılık sektörü faizdeki oynaklık, para politikasında hareket ve döviz oynaklığından aslında en fazla etkilenen sektör oldu. Sebebi düzenlemelere en çok konu olan sektör. Regülasyon çok yoğun gerçekleşti ve aslında istediği gibi faaliyetini de tam olarak serbest şekilde yapamadılar. Bu nedenle de enflasyon muhasebesine geçişte biraz muafiyet istiyorlar. Bence kısmen de olsa haklı olabilirler. Burada parasal kalemler tabii ki etkilenecek. Dolayısıyla o gördüğümüz karlılıklar aynı şekilde olmayacak. Öz kaynak karlılıkları anlamında. Zaten enflasyonun altında bir öz kaynak karlılığı oranı olduğundan bahsediyoruz. Ama burada tabii burada da çok ezber bir şey konuşmamak lazım. Burada öz kaynak karlılığına baktığımız kadar işte cost of risk dediğimiz risk maliyetine de bakmamız gerekiyor. İkisini beraber düşünüp bir işte fiyat defter değeri veya işte bir değerleme kırılımı çıkarmamız gerekir bankalarla ilgili. O yüzden direkt olarak ezber anlamından işte öz kaynak karlılığı enflasyon altında, o yüzden bir piyasa değerin defter değeri oranının altında olmadığı vesaire gibi yorumlar çok görüyorum. Bunlar çok tabii doğru değil. Tabii bankalarda eğer bütün sektöre bir enflasyon muhasebesi olacaksa, bir buna daha önceden hazırlanmış bankalar, ki bu zaten sunumlarında ifade ediyorlar, enflasyon muhasebesinden geçmiş genelde yabancı ortağı olan bankalarda bu biraz da çabuk oldu. Orada tabii bir gerileme veya işte bir enflasyondan arındırdığın için bir karda azalma söz konusu, ama daha hazırlar. İki, ellerinde gayrimenkul bulunan bazı bankalar bu konuda biraz daha avantajlı durumda olabilir. Bu önümüzdeki aylarda bence bankacılık sektöründe en fazla konuşulacak konulardan biri. Çünkü enflasyon muhasebesine girdiğinizde parasal olmayan kalem, yani işte stok gibi, gayrimenkul gibi, maddi duran varlık gibi kalemler pozitif etki yaratacak. Bankalarda bunlar nadir bulunur ama gayrimenkul var. O yüzden bunların bilançodaki ağırlığına göre de banka belki seçilebilir. Ama tabii dediğim gibi faaliyet konusunda çok bir değişiklik olmayacak. Ben açıkçası genel olarak enflasyon muhasebesi olsa dahi bankacılık sektörünü mevcut sadeleşme sebebiyle, reel faiz verilen bu para politikasının biraz daha öngörülebilmesi sebebiyle net faiz marjına daha iyi bir manevra alanı sağlayacakları düşüncesiyle beğeniyorum. Çok sağ olun Altan Bey. Şeyi sormak istiyorum bir de. Bu borsa kamuoyunda şöyle bir genel kanaat var. İnsanlar diyorlar ki yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiği zaman ilk başta tahvil alacak ve ondan sonra sektör olarak da bankacılığa girecek. Bu bankacılığa girmesinin sebebi sizin biraz önce hazırlıklı olmalarından kaynaklı olabilir mi? Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Yani şöyle, şimdi finansal piyasalarda aslında genel olarak bütün döngüler faizle başlar. Yani bütün işte bir gevşeme diyelim ki mesela bu faizle başlar. Tabii doğal olarak direkt olarak tahvil piyasasını etki eder. O dövize işte para birimini etkiler. Bu da daha sonra hisse senetlerini etkiler. Yani dünyadaki döngülere baktığınız zaman finansal piyasalarda aslında sıralama olarak
İşte faiz, emtia, hisse senedi gibi, yani tahvil, emtia, hisse senedi gibi bir sıralama vardır burada. O yüzden yabancı yatırımcı gelecekse önce tahvile gelir düşüncesine katılıyorum. Bütün dünyada böyledir. Fed'in faiz indirimi döngüsüne başladığında da bu tahvillerle başlar. Faiz arttırımı döngüsüne başladığında da bu tahvillerle başlar. Sonrasına sirayet eder. Türkiye'de de böyle olacak bence. Zaten bence onu da yavaş yavaş görüyoruz. Yani bu seneki yabancı yatırımcı hareketlerine baktığınız zaman bence önümüzdeki seneye ilişkin önemli bir sinyal veriyor. Son ihraçlara baktığımızda da bence önemli bir sinyal alıyoruz. Hem sukuk hem diğer liman ihraçlarına. O yüzden bu ifadeye katılıyorum. İkincisi yani bankalara gelir düşüncesi biraz eskiden gelen ezber düşünce ama biraz da doğru. İki sebebi var. Şimdi eskiden bankaların ve mali sektörün endeksteki ağırlığı çok yüksekti. Tabii endeks ağırlığının yüksek olmasının sebebi fiyat hareketi ve işlem hacminin orada çok yoğun olması. Doğal olarak orada bir kurumsal yatırımcı yatırım yapmak istediğinde derinlik anlamında en kolay alınabilen hisseler onlar olduğu için ilk olarak onlara geliyorlardı. Şimdi durum aynı değil ama yine de yabancı yatırımcılar eğer gelecekse alacakları ilk 3 sektörden biridir diyebilirim. İlk sektör olmasa bile. Sebebi bir, eski likiditeye sahip olmasalar bile kurumsal yatırımcı tabanı daha fazladır bankaların. Yani bireysel yatırımcılarda çok fazla banka bulamazsınız. Daha çok kurumsal bankacılar, yani yatırımcılar da vardır. O da biraz daha oynaklığı azaltan, daha dengeli bir likidite koşulu sağlar. O yüzden yatırımcılar geldiğinde buna dikkat ederler. İkincisi de bir ekonominin lokomotifi olmaları sebebiyle mevcut para politikası ve belli politikalar değiştiğinde bankacılık sektörü bunu yansıtır. O yüzden eğer orta vadeli bir düşünce varsa Türkiye ile ilgili ve bu faizle tahvil piyasasıyla başlayacaksa bankacılık sektörüne giriş doğaldır. Eğer dikkat ederseniz bunun bence en doğru göstergesi seçimlerden önceki 2 haftadır. Burada bir yatırımcı, yabancı yatırımcı geldi ve isim vermekte bir beis görmüyorum çünkü gerçekleşmiş durumdu. Aldığı hisseler Koç Holding, Garanti Bankası, Akbank, Coca-Cola, Bimaş gibi hisselerdi. Sebepleri az önce bahsettiğim sebeplerdi. Daha sonra seçimdeki beklentilerine göre bir kısmını verdiler, bir kısmını taşımaya devam ettiler vesaire. Zaten eğer bakarsanız Mayıs seçim öncesindeki 2 haftaya Koç Holding'de mesela çok sert hareketler yaşandı ki normalde Koç Holding ve benzeri büyük şirketlerde bu şekilde hareketler olmaz. Sebebi yabancı yatırımcılar geldiğinde çok yüksek bir yatırım tutarları olduğu için likidite koşulu sebebiyle bu tip şirketleri tercih ederler ki orada bile likidite onlara yetmemiş olacak ki 2 gün yanlış hatırlamıyorsam tavan olmuştu. O yüzden bunlar önemli koşullar. Yani yatırım yaparken sadece getiri değildir kriterlerden biri. Diğer kriter de risktir. Riskin de aslında altında oynaklık riski vardır. Likidite riski vardır. İşte yine size dediğimiz işte büyüklük riski. Bütün bunlar hep beraber değerlendirilmeli. Ve bir beklenen getiri düşündüğünüzde bunu riskten arındırarak bakmak gerekir. Dolayısıyla yabancı yatırımcı buna bakacağı için daha ayağı yere basan uzun vadeli yatırımcı olduğu için burada bankaları tercih edebilir. Ama eskisi kadar ilk gözde bankalar olmayabilir. Ben perakendenin de önemli bir hedef olacağını düşünüyorum yabancı yatırımcı gelecekse. Şimdi birazcık yabancı yatırımcının gelmesi hakkında hani hangi koşullar olursa gelir diye konuştuk. Ben şimdi daha çok sizin portföy şirketinizde bir hisseyi portföye alırken ya da çıkarırken kararını nasıl alıyorsunuz diye sormak istiyorum. Yani şöyle az önce söylediğim gibi aslında ilk olarak bizim için önemli olan şey tabii orada bizim kafamızdaki vadede getiri beklentisi yani beklenen getiri. Bunun tabii 2 bacağı var. Tabii nominal getirinin dışında biz malum fonlarda belli eşik değerler var. Her fonun kendine göre bir benchmark dediğimiz eşik değeri var. Dolayısıyla bu eşik değerin üzerinde bir performans elde etmeye çalışıyoruz. Nominal getirinin yanında. O yüzden o eşik değerden daha iyi performans gösterebileceğini düşündüğümüz
şirketleri tercih ediyoruz. Burada tabii getiri hedefi önemli. İkincisi, az önce söylediğim gibi riski daha az olan, hem likidite anlamında fonlar büyüdükçe buradaki hisse alınabilecek hisse sayısı da maalesef azalıyor. Türkiye'de hala hisselerdeki likidite çok yoğun değil. Dolayısıyla hisseyi alırken de, çıkarken de, satarken de problemler yaşanabiliyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Ama yöntem olarak ne tercih ediyorsunuz derseniz, genel olarak tabii temel analize dayanarak şirketin değerlemesine göre bir potansiyel olup olmadığı bizim için önemli. Ama onun dışında aklınıza gelebilen bütün yatırım yöntemlerini tercih ediyoruz. Bunun içinde ekonomik analiz de var, istatistiksel analizler de var, teknik analiz de var. Çünkü teknik analiz dediğinizde sadece akla bazen bir çizgi geliyor. Yani bu istatistiksel analizle beraber kullanılmalı. Ortalamalardan ayrışmalar, standart sapmalar, pairs trading dediğimiz, işte bazen yatay piyasada aynı bankacılık sektörü içinde örnek veriyorum, İki aynı harekete, aynı korelasyona sahip, eş bütünlüğü olan iki bankanın birbirinden ayrışmasına da yatırım yapabiliyoruz. Bu işte market neutral strateji deniyor buna. Yani market nötr strateji. Marketin ne yöne gidip gitmeyeceği bizim için önemli olmuyor bazen. Burada sadece iki hisse arasındaki farka yatırım yapıyoruz. Dediğim gibi hani genel yöntemimiz yukarıdan aşağı dediğimiz top down diye tabir edilen, önce işte ekonomi, sektör, şirket gibi böyle bir genelden özele gelen bir yöntemimiz var. Bunun içinde de en fazla kullandığımız yöntem tabii temel analiz. Belli değerleme metrikleri ve değerleme yöntemlerine göre potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Burada da hedefimiz benchmark'ımızın üzerinde, eşik değerimizin üzerinde bir getiri elde etmeye çalışmak. Daha az risk alarak. Çok sağ olun Altan Bey, verdiğiniz bilgiler için. Kapatırken eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Aslında bir iki cümle belki. Bütün bunların, yaptığımız bütün bunların her şeyin sonucu, aslında sebebi tabii para kazanmak. Yani bir yatırımcı olmak. Bu yatırımcıların da belli kriterleri var. Aslında başta da konuştuk, tanımları var. Ben herkesin, bir eğer kurumsal yatırımcı değilseniz, yani bir yatırımcılıktan para kazanmıyorsanız, amatör yatırımcı olarak adlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Amatör yatırımcı dediğiniz aslında para karşılığı yapmayan, bu işi sevdiği için yapan, yani hobi olarak yapan demek. Yani herkesin bir halihazırda başka bir faaliyeti varsa yanında yatırımcı olması gerekir. Öncelikle bunu ifade etmem lazım. Yani küçük yatırımcıdan ziyade amatör yatırımcı tabirini daha çok kullanıyorum ve seviyorum açıkçası. İkincisi de aslında yatırımcılara en fazla söylediğim şey, yatırım yapılabilen, yatırım yapılan şeyin, şey diye söyleyeyim, neden oraya yatırım yapıldığını yatırımcının bilmesi lazım. Yani yatırımcı eğer bir hisse senedini alıyorsa, o hisse senedini neden aldığını bilmesi lazım ki yaşanan herhangi bir hareketi de en azından tanımlayabilsin. Eğer bilmiyorsa hem yükselirken hem düşerken çok açıkta kalır. Nedenin sorusuna verilecek cevap da az önce saydığım yöntemlerden geçiyor. Burada yatırımcının kendi karakterine, risk algısına ve vadesine göre bütün bu yöntemler değişir. Bir yöntem yok doğru. Çok fazla tartışma olur. Temel analiz mi, teknik analiz mi, ekonomi mi, işte vesaire vesaire. Hangisi, hangi yatırımcıya doğru geliyorsa onu yapmak lazım. Burada hani uzun vadeli yatırımcıysan temel analize dayanırsın. Gün içi işlem yapanlar, ki çok vardır, o zaman başka şeylere dayanabilirsin. İşte algoritmik işlemler vesaire, bir sürü şey var. Hani belki diğer başka yayınlarda, çok zamanımız kalmadı galiba, bunları konuşuruz. O yüzden sözün özü bir yatırımcının neye, neden yatırım yaptığını bilmesi gerekir. Çok sağ olun Altan Bey. Verdiğiniz bilgiler için tekrardan teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler, size de sağ olun. İyi yayınlar tekrar.